Hayırlı akşamlar değerli dostlar. Sizlerle Kazım Yıldırım ile Ramazan gecesinde bir ve beraber olabilmenin mutluluğunu, güzelliğini, huzurunu yaşıyoruz. Bin aydan hayırlı bir geceyi idrak ediyoruz. Aynı zamanda 19 Mayıs gibi çok büyük bir bayramı kutluyoruz. Bugün bu güzelliği yine bir güzelliğimizle beraber değerlendirelim istedik. Ve bugünkü konuğumuz 4 yıl 2 Ocakları Başkanı Oğuzhan Özdemir. Başkanım hoş geldin. Hoş bulduk Kazım abi, kolay gelsin. Allah razı olsun. Genç, dinamik, çok özverili, gayretli, dört yolumuza değer katan bir kardeşimiz. İnşallah beraber şimdi çok güzel bir program yapacağız. Allah razı olsun abi. Amin inşallah. Öncelikle böyle bir programı düzenlediğin için ve böyle güzel bir günde, hem 19 Mayıs gibi milli bir günde Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda hem de böyle denk geldi Kadir Gecesi'nde dediğiniz gibi bin aydan hayırlı bir gecedir. Böyle bir günde sizlere misafir olmak bizim için onur verici. Böyle bir programı da hazırladığınız için, 4 yıla böyle bir değer kattığınız için de sosyal medya üzerinde size de teşekkür ediyoruz ayrıca. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Evet, o zaman kelamların en güzeliyle başlayalım. Ondan sonra Kazım Yıldırım ile Ramazan gecesi devam etsin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahu allazi la ilahe illa hu alimul gaybi veşşehade huver rahmanur rahim. Vallahu allazi la ilahe illa hu الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله العظيم صلاة وسلام عليك يا رسول الله Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Ve ala cemiyel enbiyai vel murselin. Ve ala cemiyel evliyai velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Evet başkanım, Allah razı olsun. Nasıl geçiyor Ramazan? Çok şükür abi, Ramazan'da bu Covid salgınından dolayı evdeyiz. Sağlıklı kalmaya çalışıyoruz. Sosyal mesafemize dikkat ederek evimize hem işimize gidip geliyoruz hem de evde ailemize de bu süre zarfında ailemize vakit geçirmeye devam ediyoruz. Şimdi sen çok hareketli bir adamsın. Bu Covid-19 en çok sana zarar oldu değil mi? Evet, arkadaşlar olarak yani hep beraber, evet. Ocak olarak hepimiz şu anda özlemle bu salgının bitmesini bekliyoruz bir an önce. Ocağın kıymetini, normal hayatımızın kıymetini biraz daha anlamamıza vesile oldu bu salgın. İnşallah bittikten sonra tüm hemşehrilerimizle birlikte kucaklaşmaya, buluşmaya devam edeceğiz inşallah. Evet, inşallah. Evet, sevgili dostlar, Kürşat Destanı diye bir kitap geldi biliyor musunuz? Bu kitap Ülke Ocakları'nın genel merkezi tarafından hazırlanmış bu ikinci baskı 40 bin adet. Evet, 40 bin adet. Sağ olsun Hatay Ülke Ocakları Başkanı biliyorsunuz geçenlerde bir kampanya başlatmıştı. Herkes evet, böyle sosyal medya üzerinden. Ben de bir reklamı paylaşınca sağ olsun Metin Başkan o zaman demiş ki işte biz de böyle hediye edelim. Evet. Ben de yazdım, ben de bir tane isterim diye. Öyle sağ olsunlar hemen bana da göndermişler. Metin Başkanı'na da gerçi telefon için çok teşekkür ederim. Sizin şahsınızda tüm Ülke Ocakları'ndaki kardeşlerimize de teşekkür ederim. Çalışmalarınıza başarılar dilerim. Şunu da şöyle. Nasip olsun inşallah. Evet, gelir gelmez hemen okuduk bunu zaten. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Evet, Covid-19'u konuşalım. Başkanım, Covid-19 malum şu anda dünyanın başındaki en büyük bela.
Bütün dünya ülkeleri uğraşıyor. Bu noktada Sağlık Bakanımızın yapmış olduğu çalışmalar gerçekten takdire şayan. Tabii siyasetin içinden gelmeyen konunun uzmanı aynı zamanda. Doktor olması münasebetiyle. Evet, neler söylemek istersiniz? Ben öncelikle buradan Sağlık Bakanımıza özverili, yani acıyı bile insanlarla bizle paylaşan, çıkıp sosyal medya üzerinden ondan sonra basın açıklamalarıyla bu süreci şeffaf bir şekilde yönettiği için, bizleri aydınlattığı için ve bu salgının vehametini bizlere anlattığı için öncelikle Sağlık Bakanımıza, Fahrettin Koca'ya teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu salgın ilk başta çıktığında çok aslında insanlar tarafından önemsenmedi. Çin'de de bunun örneğini gördük, Avrupa'da da bunun örneğini gördük. Ama ben Sağlık Bakanımızı kutluyorum. Gerçekten Türkiye'ye gelmeden hemen önce İran'da biliyorsunuz görünmeye başladığında İran sınır kapısını kapatarak ve orada hemen pandemi hastanesi kurularak, heyetler kurularak orada hemen öncelikle burada giriş çıkışları kontrol edilmeye ve sonra tüm sınırların kapatılmasıyla birlikte bu salgının Türkiye'ye en az şekilde girmesini sağladılar. Bu büyük mücadele ettiler. Tabii Umre dönüşü vesilesiyle maalesef bu salgın ülkemize girdi. Ama ben vatandaşlarımıza buradan teşekkür etmekte fayda var. Öncelikle Hatay'daki vatandaşlarımıza. Bu salgının en az görüldüğü yerlerden bir tanesi de zaten Hatay, ilk yasakların kalktığı yer de Hatay oldu. Bu vesileyle de Hatay'da yaşayan hemşehrilerimiz de buna özveriyle dikkat ettiler. Ben Cumhur İttifakı'nın ortağı, yani AK Parti hükümetini bu noktada kutluyorum. Eğitim noktasında, spor noktasında ve sağlık noktasında özellikle bir olay olmadan altyapısını hazırlama noktasında bu konularda AK Parti hükümetini ileride görüyorum. Hem eğitimde hem spor noktasında hem de sağlık noktasında bu şehir hastaneleri olsun. Bu noktada doğruya doğru demekte fayda var. Bunu da desteklemekte fayda var. Onun için bu yatırımların ülkemizde giderek devam etmesini de ümit ediyoruz. İşte dört yolda da bir devlet hastanemiz, güzel bir devlet hastanemiz yapılmaya devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda bitip biz de yeni hastanemize kavuşuruz diye ümit ediyoruz. Evet, inşallah. Evet başkanım, bu gece Kadir gecesi. Bin aydan hayırlı bir gece ama bu gecenin gündüzü de ayrı bir güzel. Yani 19'da ben bir cenaze yerindeydim ama o gün o anda böyle İstiklal Marşı çaldı. Bir anda herkesin kulakları dikildi. Tabii yani benim haberim var mı? Oradakiler ya bu ne falan deyince ondan sonra tabii 19 Mayıs ya bugün işte balkonlardan alkışlar. Neler söylemek istersiniz? Evet, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, başbuğ Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, şehitlerimizi rahmetle analım. Onların sayesinde elinde bir idam fermanıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıkarak bir bağımsızlık ateşini, bir bağımsızlık yürüyüşünü, bir milli mücadele yürüyüşünü ortaya koydu. Ve bunun altyapısını hazırlayıp kongrelerle, Erzurum Kongresi, Amasya Kongresi, Sivas Kongresi vesilesiyle bir bağımsızlık yürüyüşü ortaya koydu. Bunu gene halkla birlikte ortaya koydu. Düzenli bir ordusu olmayan, elinde silahı olmayan, tamamen kendi öz kaynaklarıyla, kendi imkanlarıyla yedi düvele karşı bu topraklarda düşmana karşı bir mücadele ortaya koydu ve bugün misaki milli sınırlarımızın önemli bir ölçüde bağımsızlığa kavuşturmuş olduk. Bu konuda dediğim gibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bize böyle bir bayramı, gençliğe özellikle bize bir gençlik hareketi olarak, gençlik örgütü olarak gençliğe armağan ettiği için de kendisini bir kez daha rahmetle, minnetle anıyoruz. Allah razı olsun. Evet, bu gece ayrı bir gece, güzel. Saat 23'te değerli dostlar, biz nasip olursa Mehmet Beyaz Hocam, hemşerimiz, yani annesi bizim Ocaklı'dan, Akkoyunlar'dan. İnşallah onun çok önemli bir Hira diye bir programı var. Onu inşallah canlı yayınlayacağız. Ardından beraber saat 23.30'dan itibaren karşılıklı bir programa vesile olacak. Böyle güzel bir Kur'an-ı Kerim ilahi gecesi ve güzel bir Kur'an gecesiyle beraber bu geceyi idrak edeceğiz. Evet, bu bin aydan hayırlı bir geceyle ilgili neler söylemek istersiniz? Onu da. Kadir gecesi bildiğiniz üzere yani Kur'an-ı Kerim'in Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve selleme indirildiği bir gün. Yani bize rehberin olduğu bir gün. Biz de ülkücüler olarak kendimize Kur'an'ı rehber edinen insanlar olarak rehberimizin doğrultusunda indiği gün olan bu Kadir Gecesi'ni
kendi ibadetlerimizle, Allah'a şükürlerimizle ibadetimizi yapmaya çalışıyoruz. Dediğimiz gibi normal hayatta da hedefimizi, rehberimizi Kur'an olarak belirleyip onun ölçüsünde, onun yasaklarına uyarak, onun verdiği nimetleri kullanarak hayatımızı devam ettirmeye çalışıyoruz. Evet. Tabii hepimiz Müslümanız, Kur'an okumaya çalışıyoruz. Kur'an'ın değerini bilmek lazım. Yani Kur'an okumak, sünnet dinlemek farz. Bunun değerleri üzerinden çalışmalarımızı yapıyoruz. Özellikle ülke ocaklarında bu COVID-19'dan önce yaz kamplarımızda, kurslarımızda ortaokul öğrencilerimize ve lise öğrencilerimize bizler de Kur'an-ı Kerim'i öğretmek adına, Kur'an-ı Kerim'i okumak adına ocaklarımızda, hocalarımız vesilesiyle kurslarımızı veriyoruz. Yani biz de ülke ocak olarak görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu da herkese aslında görevleri düşüyor. Herkes kendi görevini yerine getirdiği zaman inşallah Kur'an'a verdiğimiz saygı yeterince ortaya çıkar diye düşünüyorum. Değerli dostlar, Oğuzhan Özdemir'i en çok nerede görürsünüz böyle? Sosyal aktivitelerde. Mesela en son Elazığ-Malatya arasındaki depremde Dört Yol'da Ülke Ocakları ve Dört Yol Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlemiş olduğu o etkinlikte bir numaralı adam Fadıl Keskin ve Oğuzhan Özdemir'di. Oğuzhan Özdemir kim? Bir de ona bakmak lazım değil mi? Evet, Oğuzhan Özdemir kim? Biraz kendisinden dinleyelim. Evet, ben Dört Yol'dayım. Oğuzhan Özdemir ismim. Dört Yol Belediyesi'nde sözleşmeli memur olarak çalışıyorum. Aynı zamanda Dört Yol Ülke Ocakları. İki yıldan beri Dört Yol Ülke Ocakları Başkanlığı'nı yürütüyorum. Elhamdülillah Ocaklı'yım. Hem de Ocaklı'yım. Evliyim, bir çocuksuyum. İnşaat teknikeriyim. İnşaat teknikerliği mezunuyum Çukurova Üniversitesi. İki yıldan beri Dört Yol Ülke Ocakları görevini yürütüyorum. Ondan önce Kanan Başkan döneminde 6 yıldan beri yönetimimde aktif olarak mevcuttur. Ondan önce üniversite başkanlığı. Lisede okul reisliği dönemlerimiz var, okul başkanlığı dönemimiz var. Dört Yol Belediyesi'nde Fadıl Başkanımız, ondan önce Yaşar Başkanımız, şimdi Fadıl Başkanımızla mesai arkadaşlığı yapıyoruz. Elimizden geldiği kadar hem ocak olarak hem de belediye personeli olarak da Dört Yolumuza, Dört Yol'da hemşehrilerimize elimizden geldiği kadar hizmet etmeye çalışıyoruz. Az önce dediğiniz Elazığ noktasında hem Dört Yol Ülke Ocakları olarak hem de Dört Yol Belediyesi olarak İki tıra yakın burada yardım topladık ama şunun altını özellikle çiziyorum. Bizler bir noktada vesile oluyoruz, aracıyız. Yani burada Türkmen Dağı'nda da biz daha önce burada yardım topladık. Tabii ben özür dilerim. Yani sadece bunu söyledim. Bu daha öncesine dayanan. Ama en son yaptığım haberlerden dolayı. Evet, özür dilerim. Yani 19'dan önceki son etkinliğimiz şeydi diyelim. Burada en büyük vefa aslında Dört Yol'da hemşehrilerimizin. Yani ben şöyle bir anımızı anlatmakta fayda var diye düşünüyorum. Buyurun. Bu Türkmen Dağı mevzusunda bombalandığında bize gece 12'de il başkanımız tarafından haber geldiğinde işte sınıra doğru Türkmen kardeşlerimiz geliyor. Bunlar işte kış vaktiydi. Giyecek ve yatacak malzemeler ihtiyaç noktasında. Biz hemen 12'de gece 12 gibi başlamıştık. Saat 2'ye kadar bir tır dolusu yardım topladık ve arkadaşlarımızın aktarımıdır. Bir eve gidiyorlar. Bir aileden işte aile çağırıyor, işte ben de yardım yapmak istiyorum dediğinde çocuk var 5-6 yaşlarında, işte babasının yardım yaptığını görüyor. Baba diyor, bu yardım nereye gidiyor? İşte Türkmen kardeşlerimize gidiyor. O da üstündeki montunu çıkartıp veriyor. Babası diyor ki, ya kızım sen ne yapıyorsun? Baba sen bana yenisini alırsın ama oradaki kardeşlerimizin buna şu anda buna ihtiyacı var diye üstündeki montu, üzerindeki son parasını, işte evindeki belki son malzemeyi göndererek bu konuda Dört Yol'da hemşehrilerimizi gerçekten takdir ediyorum. Ne zaman kendilerine başvursak bizi hiç yarı yolda bırakmadılar. Onun için kendilerine teşekkür ediyorum. Gene en son bu COVID-19 salgını başladığında biliyorsunuz ilk kampanyayı biz başlattık. Dört Yol Ülke Ocakları olarak koli yardımı, evde kalan vatandaşlarımıza koli yardımı yapıyorduk. Ve gene hemşehrilerimiz çok yoğun bir şekilde bize ulaşarak işte ben de şu kadar koli yardımı yapmak istiyorum diyerek 100'e yakın koli dağıttık. Onun için ben Dört Yol'da hemşehrilerimizin bu vefalı duruşu, bu milli mücadelede olduğu gibi bu zamanda da dara düştüğü zaman elini uzatan yiğit Dört Yol'da hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Evet, Allah razı olsun. Biz de teşekkür ederiz. Çok güzel. Ülke Ocakları sosyal manada da insanlarla birleştiren konserler organize yapıyor. Evet. Bunlarla ilgili neler söylemek istersiniz? Abi en son geçen sene biliyorsunuz bir yerel seçimleri atlattık. Büyükşehir'de yerel seçimleri. Biz en son konserimizi 23 Mart'ta Nevruz, her sene Nevruz etkinliği düzenliyoruz geleneksel olarak.
Biliyorsunuz Nevruz Türk'ün Ergin Ekonu'nun çıkış günüdür. Bunu anıyoruz, bunu kutluyoruz, baharın gelişini kutluyoruz. Evet. Geçen sene bir grup olan ve İlyas Öztürk, İlyas Öztürk de biliyorsunuz evet. 4 yılın çocuğu diyelim, evet. 4 yılın yetiştirdiği bir değer. Onunla beraber burada bir konserimizi düzenlemiştik. Normalde yılda bir defa yapmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz bizim kardeş kuruluşlarımız var, TÜRKAL evet. Var, Türk Eğitim Sen var. Dün hocam da buradaydı. Evet, ona da buradan selamlarımızı Allah iletelim. Allah razı olsun. TÜRKAL'ımızın zaten biliyorsunuz her yıl Eylül ayında yaptığı konser var. Gene Ülke Ocakları Genel Merkezi'nin sanatçıları geliyor. Onun için çok böyle şey yapmadan senede bir defa konser yapmaya çalışıyoruz. Ama bu sene dediğimiz gibi salgından dolayı Mart ayındaki düşündüğümüz konserimizi yapamadık ama inşallah bu salgınlar bittikten sonra bu serbestler başladıktan sonra Cumhurbaşkanımızın şeyiyle inşallah biz de konserlerimize dört yollu hemşehrilerimize bu noktada müzik noktasında, sanat noktasında hizmet etmeye elimizden geldiği kadar devam edeceğiz. Allah razı olsun. Evet, değerli dostlar bir ilahi okuyacağım ama inşallah yarın nasip olursa yine böyle güzel bir saatte Yeşilköy Eski Belediye Başkanımız Fatma Görgen hanımefendi, şimdi dört yıl belediye meclis üyesi aynı zamanda. Yarın akşam konuğumuz o olacak. Yarın akşam Feridun Feyzullah, yine Abdülpür kardeşimizle beraber olacağız. Bir de sizden ricam, Dört Yol Manşet TV YouTube'da girin, abone olun. Şimdi 100'e yakın bir video oldu. Gezdiğimiz yerleri, ziyaret ettiğimiz yerleri az yer gezmiyorum. Yani gezdiğim için onları da şimdi YouTube'a inşallah 1000 aboneden sonra, şimdi sayıyı yükseltmeye çalışıyorum ki, ondan sonra nasip olursa canlı yayınları YouTube üzerinden yapacağım. İnşallah. Gerçekten bu program münasebetleri çok güzel oldu. Evet. Başkanım, yani sizin gibi böyle çok değerli insanları da burada misafir ettik. İnşallah bu daha da devam edip gidecek. İnşallah. Ben bu konuda evet, sizi tebrik ediyorum. Yani sosyal medya ülkemizin özellikle bu COVID-19'la beraber biraz daha gündeme geldiği, daha çok kullanılmaya başlandığı bir ortam olmaya başladı. Dört yolda da tabii bunu hem gençlerimize hem de bilgi kirliliği veya aktivite anlamında sosyal medyanın doğru kullanılması noktasında sizi öncelikle tebrik ediyoruz. Hem yaptığınız haberler, hem yaptığınız duyurular, hem de aynı zamanda bunların yanında sosyal sohbet ortamları, özellikle sosyal medyada sohbet ortamları oluşturduğunuz için ve böyle bir güzel program oluşturduğunuz için de size ayrıca teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun, çok teşekkür ederim. İnşallah hep beraber daha çok güzel programlar yapacağız. İnşallah. İnşallah. Evet dostlar, şimdi ilahi okuyalım. Tam bizimki profesyonel değil. Yani bu noktada bizden çok böyle şey beklemeyin ama yani olmuşken de güzellerini olması için mücadele etmeye çalışıyoruz acizane. Çok güzel ilahiler var. Bugün de malum Kadir Gecesi inşallah. Durmaz yanar vücudum Allah, bizleri de mahrum eyleme Allah. Durmaz yanar vücudum Allah, bizleri de mahrum eyleme Allah. Sensin benim maksudum Allah, bizleri de mahrum eyleme Allah. Sensin benim maksudum Allah, bizleri de mahrum eyleme Allah. Hala seyre narından Allah, ayırma didarından Allah. Hala seyre narından Allah, ayırma didarından Allah. Cennette cemalinden Allah, bizleri de mahrum eyleme Allah. Cennette cemalinden Allah, bizleri de mahrum eyleme Allah. Kandiller yana yana Allah, dervişler döne döne Allah. Kandiller yana yana Allah, dervişler döne döne Allah. Şükür erdik bugüne Allah, bizleri de mahrum eyleme Allah. Şükür erdik bu geceye Allah, bizleri de mahrum eyleme Allah.
Gül bülbülünü ormanı Allah, ver derdime dermanı Allah. Gül bülbülünü ormanı Allah, ver derdime dermanı Allah. Son nefeste imandan Allah, bizleri de mahrum eyleme Allah. Son nefeste imandan Allah, bizleri de mahrum eyleme Allah'ım. Allah razı olsun. Evet, Mavi Dört Yol Emine Danış İstanbul'dan izliyorlar bizi. Ondan sonra Murat Başçaman yaşasın, hep var olsun, dört yıl ülke ocağı demiş. Ercan Eker aynı keza. Riştaş Gün ülke ocağı yuvamız demiş. Çok teşekkür ederiz hocam. Allah razı olsun bizi izlediğiniz için. Ülke ocakları yaşatılmalı çünkü ocaklar hepimizin yetiştiği kutsal bir ocaktır demiş. Erkan Eker. Hüseyin Kıymacı, Rezan Kıymacı hayırlı akşamlar. Seviliyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Evet, Instagram'da gene uzakta göremiyoruz. Ondan dolayı kalplerinizi bize size kalp gönderiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Evet, başkanım, tabii bu Ramazan ayı, insanlar Ramazan ayından sonra, son 3-4 seneden beri, 5-6 seneden beri yazı denk geliyor. Evet. Şimdi tabii ülke ocakları olarak yazın çok ciddi organizasyonlar yapıyorsunuz. Yani sizin öğretmen kadronuzla beraber Kur'an-ı Kerim kursları olsun, çocuklara milli tarih okuma dersleri, ondan sonra böyle saz mıydı? Bağlama, gitar. Bakın bunların hepsiyle ilgili bir sürü sizlerin çalışmalarınız var. Bunlarla ilgili insanların bu noktadaki tavır ve dönüşleri, yani sizin geri dönüşleri, onlarla ilgili de söylemek istersiniz. Şimdi biliyorsunuz eskiden biraz ülke ocaklarına çıkmakta aileler falan böyle bir öncelikle tedirginlik yaşıyordu ama biz 4 yılda öncelikle bunu kırdığımızı söyleyebilirim. Biz artık çocuklar kendileri dört yıllık ocaklarına gelmek istiyor ve veliler göndermek istiyor. Bize işte Mayıs aylarına geldiğimiz zaman işte okullar daha kapanmadan başkanım işte yazın kursumuz olacak mı, yazın kurslar devam edecek mi diye velilerimiz kendileri aramaya başlıyor. Biz de bizim için sevindirici dört yolda. Biz dört yolda yazın ortaokul öğrencileri ve ilkokul öğrencileri normal dönem içerisinde ocağa gelemedikleri için yazı onlara ayırıyoruz tamamen ocağa. Ocakta bağlama, gitar, at biniciliği, ondan sonra normal temel derslerden ve Kur'an-ı Kerim, satranç gibi hem de sosyal aktivitelerden, halk oyunları gibi yöremizin oyunlarını da aynı şekilde öğreterek bir çocuklara bir sosyal ortam. Hem sıkılmadan ders çalışıyorlar hem de dersin yanında aynı zamanda sosyal aktivitelerini ve arkadaş ortamlarını geliştiriyorlar. Biz bunu yaparken de ilk yaptığımız şey velilerle irtibat kurmak. Yani biliyorsunuz çocuklarımız şu andaki ortam vesilesiyle tamamen 9-10 yaşına şu anda uyuşturucu kullanım yaşı indi. Maalesef, evet. Maalesef. Bizim de en büyük mücadelemiz uyuşturucuya karşı ama burada gençliği de yönlendirmekte fayda var diye düşünüyorum. Bunun en büyük görevi de ailelere düşüyor. Biz bu gençlere ocakta sohbet ederken, seminer verirken de ilk yaptığımız şey, en büyük ortaklarımız da aileler. Evet. Ailelerle irtibat kurarak onlara bir WhatsApp grubu oluşturuyoruz. Çocukların ocaktaki hem kişisel gelişimleri hem de okul hayatındaki kişisel gelişimlerini takip ediyoruz. Hem ocaktaki öğretmenlerimiz vasıtasıyla hem de ailenin çocuğun evdeki gözlemleme noktasında eksik olduğu noktada bir abi olarak, bir arkadaş olarak bizim ocaktaki arkadaşlarımız eksiklerini tamamlamaya çalışıyor. Dediğimiz gibi veliler de bu konuda çok memnun ve bize çok geri dönüşleri var. Yani daha önce ocaktan önce, ocağa gelmeden önce dersi zayıf olan veya en azından ders çalışmayan öğrencinin evet, şimdi iştahla hem ocakta hem evde ders çalıştığını, aileye karşı çocuğun saygı noktasında da, davranışsal olarak da çok olumlu gelişmelerin olduğu noktasında bize dönüyor. Biz de vicdanen, yani elimizden geleni yaptığımızı düşünerek vicdanen rahatlıyoruz. Allah razı olsun. Demirhan Mesut Akkoyunlu, Kazım hocamıza ve Oğuzhan başkanımıza selamlar, hayırlı kandiller, Allah razı olsun. Murat Boyraz, yüreğinize sağlık hocam. Kadir geceniz mübarek olsun. İyi ki varsınız Emine Okay. Ahmet Sait Özdemir, Çanakkale'den selamlar. Kardeşim. Öyle mi? Evet, Sait amca, onu da buradan rahmetle anıyoruz. Terzi Sait, dedesidir aynı zamanda. Yolda geliyoruz. Bugün bizim bir umre arkadaşımız rahmetli oldu 2 gün önce. Teyzemizin akşam iftarda bir Kur'an-ı Kerim okunması vardı.
Gittik, oradaydık. Tabii oradan tam yol üzerinden, İmam Hatip oradan geçerken Said amcayı da andık. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Evet, mekanı cennet olsun inşallah. Babalarımızın eski dostlarından. Allah razı olsun. Bugün akşam üzeri saat 5'te 17'de Şehit İsmail Sarıcan kardeşimizin de anma programı vardı. Allah rahmet eylesin o kardeşimize de. Orada Kur'an-ı Kerim okuduk, beraber dua ettik. Ertan Bey var, şehidin dayısı, o da polis amiri. O da izliyorsa bize selam ediyoruz inşallah ona da. Bir şehit aile derneği var. Dernek şu andaki Türkiye'deki bütün şehitlerin kabirlerini yapıyor. Evet. Mermerden böyle. O kadar hoşuma gitti. Onun resmini çektim, onu paylaştım böyle. Dört Yol Manşet Gazetesi'nden. Tabii yani şehit olunca insanın, bizim burada gerçekten Dört Yol'da malum ilk milli mücadeledeki yılları ilk kurşunu atan ve ondan sonra da sürekli bu vatanın ayakta kalması, bizim şu evimizde rahat rahat klimanın altında çayımız, evet, önümüzde, sofra önümüzde, her şey önümüzde. Bugün bu şekilde durabilmemizin yolu onların biraz fedakarlık. Onlar çok fedakarlık yaptılar. Evet. Tabii başta İsmail Sarıcan kardeşimiz olmak üzere tüm şühedanın ruhları şad olsun. Evet. İnşallah yarın Ruzi Mahşer'de şefaatlerini istiyoruz. İnşallah. İnşallah. Bununla ilgili milli mücadelede ilk kurşunu atan Dört Yol'la ilgiden başlayarak neler söylemek, evet, istersiniz? Öncelikle böyle bir şehirde yaşadığımız için, doğduğumuz için, böyle bir vatana da, böyle bir şehre de sahip olduğumuz için öncelikle gurur duyuyoruz. Biliyorsunuz milli mücadelede ilk kurşun geçenlerde bu 15 Mayıs'ta bildiğimiz üzere İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümüydü. Türkiye'nin bir bölümü, daha doğrusu çoğunluğu ilk kurşunun İzmir'de Hasan Tahsin tarafından atıldığını biliyor ve öyle söylüyor. Ama biz biliyoruz ki 5 ay önce burada milli mücadelede ilk kurşun Fransızlara karşı, Dört Yol'da Ermenilere karşı Kara Mehmet Çavuş tarafından atılmıştır. Ama biz bunu bir polemik yapmak, bunun üzerinden bir siyasi kazanım elde etmek için bunu söylemiyoruz. Bu tarihin gerçeği. Bunu da 1992 yılında bildiğiniz üzere değerli hocamız, Kadir Aslan hocamız, bunun belgeleriyle, Genelkurmay'ın da notlarıyla, belgeleriyle kanıtladı. Biz buna sahip çıkmaya çalışıyoruz ama biraz Dört Yol'da, Dört Yol belki istediğimiz noktada sahip çıkıyor ama Dört Yol dışına çıktığımız zaman bir Erzinli hemşerimize, bir Payaslı hemşerimize bunu söyletiremiyorsak, bir Hatay'da, Antakya'da işte Hatay meşhurlarını veya işte önemlilerini sayarken ilk üçe girmiyorsa milli mücadeleli kurşun, Ankara'da temsil edilemiyorsa, çıkıp meclis kürsüsünde konuşulamıyorsa, bunu yeterince kendimize öz eleştiri yaparak yeterince anlatamıyoruz demektir. Bunu siyaset üstü haline getirip herkesin bu milli mücadele kurşunun Dört Yol'da atıldığını, evet, her yerde anlatması ve bunun üzerine artık programlar, çalışmaların yapılması gerektiğine inanıyoruz. Biz de Dört Yol Ülke Ocakları olarak bu milli mücadelede ilk kurşunun atılmasıyla alakalı Türkiye'nin tüm illerinde okuyan üniversiteli arkadaşlarımız ve Azerbaycan, Kerkük, Avrupa'da okuyan üniversiteli arkadaşlarımızla beraber bir çalışma yapmıştık bundan önceki yıllarda. Ve oradaki yayınlanan fotoğrafları kendi sayfamızdan yayınlamıştık. Milli mücadeleyi kurşun Dört Yol'da atılmıştı. Yolda bir pankart açtık. Evet. Hatta Boğaziçi Köprüsü'nde bile arkadaşlarımız açmıştı. Dediğimiz gibi tüm aslında sivil toplum kuruluşları, tüm kurumlar bunun değerini bilerek bununla ilgili çalışmalar yapsa aslında bir noktaya gelinir diye ümit ediyorum. Şehitlerimizle alakalı da yani bildiğiniz üzere Dört Yol Ocakları'nın bu noktada kendini anlatmasını, kendini ispat etmeye bir gereği yok. Biz şehitlerimize her zaman önce de olduğu gibi şehit vermiş bir hareket olarak şehitlerimize her zaman sahip çıkmaya, ailelerine sahip çıkmaya, onların anısına sahip çıkmaya, onların bize bıraktığı bu aziz vatana sahip çıkmaya devam edeceğiz. Yani bize göre şehitler paralı askerler değildir. Para için bu mesleği yapmıyorlar. Son zamanlarda işte paralı askerler diye işte kayyum atanan belediyelere işte askerlerin gittiğinde paralı askerlerle darbe yapıyorlar diye belki gündem oluşturmaya çalışıyorlar ama bize göre askerlik parayla yapılacak bir meslek değil. Ben de bir asker abisiyim, kardeşim uzman çavuş. Askerlik tamamen gönülle, fedakarlıkla yapılan bir meslek. Bugün onların verdiği kanın değeri 3-5 kuruşla ölçülecek bir değer değildir.
Onun için şehitlerimizi bir kez daha sizin huzurunuzda rahmetle, minnetle anıyoruz. Evet, tabii şimdi Çanakkale'den selam geldi. Erzincan'dan selamlar Emrah Bolat. Ondan sonra Yunus Emre Burman, Sayın Başkanım Oğuzhan Özdemir, Kazım Hocam, hayırlı akşamlar, Kadir geceniz mübarek olsun. Allah razı olsun. Hasan Tahsin Yavuz, hayırlı kandiller. Evet, Tahsin Yavuz aynı zamanda hafız, dedesi de geçtiğimiz günlerde rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Dişi Tahsin, evet, Dişi Tahsin diye bilinirdi. Tahsin amcamıza da rahmet diliyoruz. Evet, Bolu Mudurnu'dan selamlar, hayırlı kandiller, dilinizi sağlık. Adnan Çetin, çok teşekkür ederiz. Büşra Gökçe Azbay, Sayın Oğuzhan Özdemir Başkanım ve Kazım Hocam, hayırlı akşamlar, kadir geceniz mübarek olsun. Murat Başçoban, Kara Mehmet Çavuş'un ruhu şad, mekanı cennet olsun. Şahbaz İlhan Hocam, ilahileri seviyoruz, bir Uhud da ilahisini söylerseniz. Evet, inşallah geniş zamanda onu da yapalım. Celal Türker, Celal Başkanıma da kaçırmadan izle Celal. Evet. Allah razı olsun. Bir gün inşallah nasip olur. Celal Bey aynı zamanda benim okul arkadaşım. Ondan dolayı ona da selam olsun. İnşallah seni buraya oturtacağım. Beraber program yapacağız. Allah razı olsun. O da çok heyecanlı. Maşallah. Meclis üyeleri içerisinde aktif çalışan. Evet. Yani Büyükşehir Meclis üyesi olması sebebiyle. Yani buradan Celal abi de selamlarını alıp. Yani Lütfü Savaş'ın bile senin kadar çalışan meclis üyesi yok, senden ne zaman kurtulacağım diye bir bahsettiği bir abimiz. Evet. Kendisine de meclis çalışmalarında başarılar diliyoruz. Evet, Allah razı olsun. İnşallah senin o güzel projeleri, geçen biz burada bir iki saat kameranın arkasında oturduk konuştuk ama bir gün kameranın önünde de inşallah beraber program yapmak nasip olur. Evet, Zekeriya Emin Başar Karaman'dan selam ediyoruz. Uğur Arıkan, evinizin kandili mübarek olsun. Çok değerli kardeşim Uğur'a da selam ediyoruz. Neriman ablam, annesini Umre'ye götürmüştüm. Neriman Yıldız Yıldırım, yüreğinize gönlünüze sağlık. Sayın Başkanım, Sayın Hocam. Erkan İker, Ülke Ocakları Türkiye 57. alayıdır. Hayırlı kandiller demiş. Ramazan Erbilen, çok teşekkür ederiz. Selamlar ederiz. İki güzel insana iyi akşamlar. Kadir geceniz mübarek olsun. Çok teşekkür ederiz. İlk Kurşun filmi zamanı geldi diye düşünüyorum. Evet. Evet. İlk Kurşun'un bir klibi yayınlanmıştı. Türkiye'de gerçekten çok ciddi manada ses getirmişti o arkadaşımız. Mehmet Borukçu. Evet, Mehmet Borukçu. Almanya'da yaşıyor burada. Öyle mi? Evet. Çok onun güzel. Onun da Almanya'da yaşıyor. Buraya gelip yani özellikle bu klip için. Çok güzel. Bizim dört yolun Münevver Karabulut, selamlar Kazım abi. Çok teşekkür ederiz. Kaptan Uğur Karabulut ve ailesine selam ediyoruz. Bizim dört yolumuzun tabi milli mücadeleyi anlatacak en önemli argümanlardan bir tanesi de İlk Kurşun Müzesi. Evet. Yani bugün her dört yolunun dört yola gelen bütün misafirlerini gezdirmesi gerektiği yerlerden biriydi düşünüyorum. Siz neler söylemek evet. Bu ilk Fadıl Başkan zamanlarında yanlış hatırlamıyorsam 2013 yılında orası restore edilerek İlk Kurşun Müzesi ve Atatürk Evi olarak hayata geçirildi. Daha önceden de Bilgehan Başkan döneminde de evet, altyapısı hazırlanmıştı. Buradan kendilerine ve emeğe geçen herkese öncelikle teşekkür ederiz böyle bir değer kazandırdıkları için. Bundan sonrası aslında iş bize düşüyor dört yolu. Hem sivil toplum kuruluşlarına hem okullara. Öncelikle bu iş temelde başlıyor. Bunun öncelikle okullarımızın, zaten herhalde benim bildiğim kadarıyla belli bir ölçüde yapılıyor. Önce okullarımızın, tüm öğrencilerimizin burayı zorunlu demeyelim ama teşvik edecek bir geziler düzenlemesi. Dört yolda zaten dediğimiz gibi müzenin de tanıtım anlamında belli bir noktadayız ama ben olayı biraz daha geniş perspektiften bakmak istiyorum. Biraz dışarıdan dört yola zorunlu ziyaretçi almamız lazım. Mesela bölgede çok değerli üniversiteler var. İşte Antakya'da Mustafa Kemal Üniversitesi var. İskenderun'da Teknik Üniversitesi. Osmaniye ve Adana en yakın evet. Bölgemizde 4 tane büyük üniversite var. Hepsi nüfusu nereden baksanız 50 bin 60 binden aşağı değil. Şimdi bunların hepsi Türkiye'nin dört bir yanında buralara okumaya gelmiş öğrenciler. Biz bunu festival zamanında da öneri olarak sunmuştuk. Bu öğrencilerin öğrenci toplulukları var ve öğrencileri duyuru anlamında dört yola teşvik etmemiz lazım. Yani Hatay'da okurken bir öğrenci dört yolda böyle bir müzenin varlığından haberdar olup memleketine dönmeli. Evet. Yani biz üniversiteye bizler de gittiğimiz zaman o ilin hem ilçelerini tanımaya çalışıyoruz hem ilin genel kimliğini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz, tanımaya çalışıyoruz. Hatay'a gelen öğrencilerin de hem bu ilk kurşun anlamında, müze anlamında, turistik anlamda gezilecek yerlerin öncelikle bu üniversiteler, öğrenci toplulukları vesilesiyle
teşvik edilip buralara gelip ziyaretlerin yapılmasında fayda var diye düşünüyorum. Bu şekilde Türkiye geneline yayılır diye umut ediyoruz. Onun için nacizane önerimiz, inşallah yetkili kurumların bu şekilde bir çalışma yaparlarsa daha faydalı olur diye düşünüyoruz. Ben başkanım, biliyorsunuz numara tur rehberliği yapıyorum aynı zamanda. Bir gün otobüsü Taif'e götüreceğiz. İki otobüs, 100 kişiyiz. Tabii gideceğiz. Ben şöyle elime aldım telefonu, baktım Taif'te ne var? Taif'te hayvanat bahçesi var. Bizim gittiğimiz yerler belli. Yani Peygamber Efendimiz'in bir amcası var, Hazreti Abbas'ın mescidi var. Ondan sonra Arafat'a inen suyun bir yolun orada Taif'e inen su yolu var. Ondan sonra orada Mikat mescidi var. Orada bir de Hazreti Abbas'ın mescidi var. İşte Peygamberimizin dirsek mescidi bazen açık olmuyor orası. Yani bir de hayvanat bahçesi. Ben dedim ki arkadaşlar hayvanat bahçesine gidelim. Tabii otobüsün kaptanı dedi ki Ali abi Allah selametini versin. O da şu anda Suudi Arabistan'da ise Allah kolaylık versin onlara. Dedi ki ya Kazım hocam dedi bu gezi yerlerini anladım da dedi. Yani bu hayvanat bahçesinde dedim abi yani bak biz bir farkındalık ortaya koyacağız. Yani herkes bu yerlere giriyor ama biz niye hayvanat bahçesine gitmeyelim? Gittik şimdi orada hayvanat bahçesini gezdik. Ya dedi ben buraya deve görmeye mi gideceğim dedi içeridekiler. Ama gerçekten her taraftan bir sürü Türkiye'den bile köpek gitmişti biliyor musunuz? Evet. Yani oraya onu görmüştüm ben. Genel kültür olarak da çok önemli. Yani bu şekilde mesela Antep var en yakın herhalde hayvanat bahçesi var. İlk Antep dediğimiz zaman ilk akla gelen yemek, ikinci akla gelen hayvanat bahçesidir. Yani o kimlik, şehre bir kimlik kazandırıyor. Onun Mehmet Beyaz şekilde... Hocam yazmış. İlk Kurşun filminin köşesinde bucağında da aynı olsa özellikle senaryo çalışmalarında ve dramaturji çalışmalarında olmayı çok arzu ederim doğrusu demiş. İnşallah hocam başkanım davetti zaten. Nasip olur buraya geldiğinizde bunun da altyapısını yaparız. Oğuzhan başkanım da zaten bu noktada aktif. Allah izin versin. Ali Berek, hayırlı kandiller olsun. Böyle programlara ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Saatlerimiz 21.37. Artık programımızın sonlarına yaklaştık. Oğuzhan başkanım, malum şimdi herkesin bir çocukluk evresi var. Bazı Ramazanlar mutlaka böyle aklımız tabii siz çok aktifsiniz. Yani 2 sene Ülke Ocağı Başkanı, 6 sene daha önce yönetiminde, üniversitede sürekli Ülke Ocakları'nın içerisinde harmanlanmış gelmişsiniz. Ondan dolayı tabii her Ramazan'ı sizin için ayrı. Ama böyle ya şu Ramazan'da mesela o 4 yol yemekleri, 10 bin kişiye verilen yemek, ondan sonraki süreçte de yine aynı şeyler oldu da ama o ilk yemeğin şeyi unutulmaz. Evet. Mesela sizin böyle unutamadığınız böyle güzel anılarınız var mı? Bir Kaan Başkan'ın döneminde biraz da gülelim herhalde, tebessüm edelim. Evet. Kaan Başkan'ın zamanında ve Alparslan Türkeş Parkı'nda 4 yol kılacak olarak bir iftar verelim istedik. O da herhalde Kaan Başkan dönemindeki ilk iftarımız, yani büyük halka anlamında. Halka açtık tamamen. Çok da kalabalık oldu ama bir şanssız olay yaşadık. Alparslan Türkeş Parkı'nda maalesef tabii Kaan Başkan telaşlı, biz telaşlıyız, yetişecek mi, yemekleri yetişecek mi, kalabalık olacak falan. Siz de bilirsiniz, yani bu tür organizasyonlarda şeyden ziyade vereceğiniz ikramın karşı tarafa yetişip yetişmemesi, evet, mahcup olmamak anlamında bir sonuçta bir hayır yapıyoruz. Onu da elimizi yüzümüze ulaştırmak istemiyoruz. Maalesef orada bir ağaç düşme vakası oldu. Bir vatandaşımız hafif bir şekilde yaralandı. Onu mesela biz tabii o zamanki olay üzücüydü, yani yaralanmasını istemezdik tabii ama sonra baktığımız zaman bizim o yaşadığımız tedirginlik bizim için hala şu an bile Kaan Başkan'la falan veya diğer arkadaşlarla oturduğumuzda o anki yaşadığımız strese baktığımız zaman gülüyoruz. Yani unutamıyoruz şeyi. Dediğim gibi yani bizim iftarlar dediğimiz gibi kalabalık oluyor ama bizim aynı zamanda 4 Eylül Ocakları olarak geleneksel cumartesi sahurlarımız vardı. Bu sene yapamadık maalesef ama her sene 6 yıldan beri yapıyoruz. Her sene cumartesi günü tüm gönüldaşlarımızı davet ederek, abilerimizi, arkadaşlarımızı davet ederek milletvekilimizin de bir hafta katıldığı oluyordu. Sahurları beraber yapıp ocakta sohbet etmek. Dediğimiz gibi bizim için Ramazan her günü ayrı bir özel. Evet. Ama dediğimiz gibi bizim işte yaptığımız kendi iftarlarımızda da bazen bu şekilde tedirginliklerimiz oluyor. Allah razı olsun. Evet, Sayın Başkanıma davetinden dolayı teşekkür ederim. İnşallah benim için sıla-i rahim olur. Aynı zamanda demiş Mehmet Beyazıt Hocam. Çok teşekkür ederiz.
Mehmet Beyazıt Hocam, oyunculuk noktasında ben de hazırım. Zekeriya, Emin Başar, Yunus Emre Osman, Yazarı. Kazım Hocam, bu mübarek günde bu güzel sohbet akşamları için teşekkür ederiz. Ocak Başkanımıza davetinden dolayı ayrıca teşekkür ederiz. Geceniz mübarek olsun. Hüseyin Aysel Sökmen, selamun aleyküm, hayırlı kandiller dilerim, Allah razı olsun. Instagram'a bakamıyoruz dediğim gibi. Uzakta, ondan dolayı Allah razı olsun. Evet, Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir gecede bizimle beraber oldunuz. Bin aydan hayırlı bir geceyi idrak ederken bunu da çok sevdiğimiz güzel insanlarla. Oğuzhan Özdemir'in, tabii ben o Elazığ olayını söyledim ama gerçekten bu noktada can siparişine mücadele ettiğini dört yolda acizane gören bir kardeşinizim. İnşallah bugün de bu yapılan hizmetin bir böyle teşekkür bağlamından, bir taşlandırma bağlamında bu programda birle beraber olmak istedim. Allah razı olsun. Benim çok mutlu etti. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Olmaktan mutluyuz. Allah razı olsun. Neler söylemek istersin son olarak izleyicilerimize? Ondan sonra duamızı yapalım. Toparlayalım inşallah. Son olarak tekrardan bugün 19 Mayıs olması vesilesiyle 19 Mayıs Atatürk'ü, Ana ve Gençlik ve Spor Bayramımızı, tüm hemşehrilerimizi kutluyorum. Aynı zamanda dediğim gibi mübarek bir gündeyiz. Kadir Gecesi'nde bin aydan hayırlı ve Kur'an-ı Kerim'in indiği gece tüm hemşehrilerimizin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum. Sosyal medya bizim de değer verdiğimiz, önem verdiğimiz bir mecra. Böyle sosyal medyada böyle bir yayın yaptığınız için, bizi böyle bir günde konuk ettiğiniz için size teşekkürlerimizi sunuyoruz. İnşallah bu programı geliştirerek ve bizim de katkımızın elimizden geldiği kadar teknik anlamda da sağlayarak inşallah bu dört yolda bir simgeleşerek sizin aracılığınızla bir noktaya gelir. Böyle programları özlüyoruz. Tabii dört yolda basın yayın organları sınırlı. Sadece iki tane yerel gazetemiz var. İşte sizler internet üzerinden habercilik yapmaya çalışıyorsunuz. Eskiden radyolarımız vardı. Şu anda herhalde radyolarımız istediğimiz seviyede değil. Televizyonumuz yok. Onun için dışarıdaki medya organlarına bağımlıyız dört yoldan haber almak için. Onun için bu noktada ortaya koyduğunuz emek, tüm basındaki arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Sosyal medya üzerinden ortaya koyduğunuz haberler noktasında. Bizi de konuk ettiğiniz için ayrıca teşekkür ediyoruz. Dört yıllık Ocak olarak kapımız, bütün hemşehriler bize her zaman açık. İnşallah bu Covid-19 salgını da bir an önce ülkemizden tamamen yok olur. Ve tekrar sağlıklı günlere kavuşuruz. İnşallah bittiğinde de ocağımızda da en yakın zamanda inşallah biz sizi misafir etmeyi... Evet, inşallah çayı Covid-19'dan sonra ülke ocaklarında içelim. Ocak çayından içelim inşallah. Evet. Allah razı olsun, çok güzel, Allah razı olsun. Biz de çok teşekkür ederiz başkanıma ve mesai arkadaşlarına, başarılar diliyoruz çalışmalarında. İnşallah bu günler geçtikten sonra da ocağa gideriz, başkanımın çayını içeriz. Biz bir tane burada içtik, şimdi kamera arkasında, sonra yine içmeye devam edeceğiz. Allah razı olsun. Başkanım çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Kolay gelsin. Şimdi bir dua yapalım inşallah. Bu güzel geceyi de noktalayalım. Amin. Kulü veşrebu ve la tusrifu innehu la yuhbul musrifin nimeti celilullah bereketi alilullah şefaati ya Resulullah. Yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz. Ya Rabbim, bu güzel geceye erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ya Rabbim, Kadir gecesini en güzel şekilde idrak edebilmeyi, yaşayabilmeyi nasip ve müesserle. Bir ömrü Ramazan gibi yaşamayı, ölümü de bayram gibi kutlamayı nasip eyle ya Rabbim. Dualarımızı kabul eyle. Güvenlik kuvvetlerimize, askerimize, polisimize, denizde, havada, karada daim muzaffer eyle. Teröre, teröriste fırsat verme ya Rabbim. Askerimizin, polisimizin ayağına taş değdirme ya Rabbim. Namerdine değil, merdine dahi muhtaç olmayacak hayatlar lütfeyle ya Rabbim. Covid-19 belasının bütün dünya ve insanlık üzerinden def olmasını nasip eyle ya Rabbim. Ya Rabbim, eski günlere kavuşmak istiyoruz. Eski günlerimizi yad etmek istiyoruz. Ramazanımızı, bayramlarımızı en güzel şekilde kutlamak istiyoruz. Ya Rabbim, ya Resulü, ya Zel Celal ve İkram, yalnız senden ibadet, sana ibadet eder, yalnız senden yanılırız. Bizlerin de önündeki engelleri bertaraf eyle. İlim adamlarımıza, bilim adamlarımıza güç, kuvvet, ilim zenginliği nasip eyle. Bu hastalığın şifasını bulmak nasip eyle ya Rabbim. Dualarımızın kabulü, ibadetlerimizin makbulü. Ya Rabbim, bu güzel geceyi en güzel şekilde idrak edebilmek hasreten Allah rızası için. El-Fatiha. Evet, İstanbul'dan Halit Bahadır Kiler, Kiler Turizm. Selamun aleyküm hocam. Dua eder, dua bekleriz. Allah razı olsun Halit Bey, çok teşekkür ederiz. Evet, Ramazan Erbilen, Uğur Arkan kardeşimlere amin demişler duamıza. Çok teşekkür ediyoruz. Başkanım, Allah razı olsun, renk kattınız programımıza. İnşallah nice güzel programlar yapmak nasip olsun. İnşallah. Sevgili dostlar,
Programımızın sonuna geldik. Saat 11'de Mehmet Beyaz ile hocamla ilgili o yayınlamış olduğumuz bir reklam vardı. Kadir Gecesi 1000 aydan 22 dakikalık bir YouTube böyle videosu. Onu hep beraber izleyeceğiz. Saat 11.30'dan itibaren, gece 23.30'dan itibaren de ikili böyle güzel bir program yapacağız. Kur'an'ıyla, ilahisiyle inşallah beraber olmak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah yarın akşam Yeşilköy Eski Belediye Başkanımız Fatma Görgen Hanımefendi, Selimoğlu Hanımefendi bizim konumuz olacak. Yarına kadar Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.